Alo. Arti? Ne oldu? Telefondaki kim? Alo. Merhaba anne, benim. Nasılsın anne? Prashant? Babam... Babam da orada mı? Neden burayı aradın? Çok uzun zaman önce konuşmuştuk. Bu yüzden... Yani? Karını ve doğacak çocuğunu terk ettiğin gün bu evli olan bütün bağlarını paramparça ettiğini hatırlasana. Burada senin hiçbir şeyin yok. Ne annen ne de baban. Anne, en azından beni bir dinle. İnsan değeri olan birinin sözlerini dinler. Onu önemser. Peki ya sen? Sen bizim için öldün. Duydun mu beni? Bizim için öldün. Kendi aileni arkanda bırakıp hayatta ilerledin. Arzularını yerine getirdin. Hiç geriye bakıp sen gittikten sonra neler yaşamış olabileceğimizi merak ettin mi? Aynı şekilde Arti ve çocuğu da yaşama hakkına sahip. Arti de geçmişinin karanlık gölgelerinden uzaklaşarak hayatta ilerlemek zorunda ve ben... her koşulda kızımı destekleyeceğim. Prashant, madem aradın, sana bir müjde de vereyim. Arti için yeni bir eş bulduk. Ve her açıdan ona layık. Ayrıca şunu da bil. Karısına ömür boyu destek olacak biri. Prashant, bir daha burayı arama. Hiçbir bağımız yokken nasıl olduğumuzu sormanın ne anlamı var ki? Bizim senin gibi bir oğlumuz yok Prashant. Sadece bir kızımız var ve kızımızın hayatına daha fazla karanlık girmesini de istemiyoruz. O yüzden bu evde hiçbir şeyinin olmadığını anlasan çok iyi olur. Biz de senin için öldük farz et. Anlıyor musun beni? Anne. Arti? Anne! Alo anne! Alo! Baba! Baba merhaba! Nasılsın? Bir şey mi lazım? Hayır, ben sizinle konuşmadığım için... Sana söylenmesi gereken her şeyi annen açıkça söyledi.
Doğru. Prashant ne dedi anne? Na 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 na. Beni değil ama muhtemelen Ayşe sormuştur değil mi? O nasıl demiştir? Ne kadar büyüdü diye sormuştur. Gece oldu. Ayşe yüzünden çamaşırları toplamayı unuttum. Çeyha anca yine nemlenmişler. Bu çocuk beni deli ediyor tıpkı... Tıpkı... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.